Merhaba Ege Türk Televizyonu izleyenleri. Ben Hayri Oğuz. Bir Sözler ve İzler programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yine çok yönlü bir konuğumuz var. Şair, yazar, romancı, öykücü, çocuk kitapları, öykü ve şiir kitapları var. O edebiyat dünyamızın kilometre taşlarından biri. Hoş geldiniz Sayın Hüseyin Yurttaş. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Okulu okumayı çok seven bir çocuk oldum. Bunda akşamları sözlük ya da tarih kitapları karıştıran babamın payı vardı. Annem de babam da hep Arap harfleriyle hem de Latin harfleriyle okuma yazma bilen insanlardı. Babam çocukluğunda ona okutulan Tevfik Fikret'in çocuk şiirlerini ritmik bir şekilde çocuksu bir edayla okurdu bana. Kışın ocak başında, yazın tütün dizerken. Belleğimde en az 20-30 şiir vardır Fikret'ten diye anlatmışsınız bir söyleşinizde. Kimdir Hüseyin Yurttaş? Bize kendinizi tanıtır mısınız? Hüseyin Yurttaş bir köylü çocuğudur. Foça, Kozbeyli köyünde doğmuştur. İzmirli, Foçalı ve Kozbeyli. Tütünle, bağcılıkla ve zeytinle uğraşan kırsal tarımın içine doğmuş bir çocuk. Başka çaresizlikler içinde. Ailenin iki tarafında da biraz mal varlığı var ama kuru tarım olduğu için geçim sıkıntısı babadan oğula geçecek şekilde devam edip gelmiş. Bunda Çanakkale şehidi, Çanakkale'de şehit vermemizin de bir payı var. Annemin babası Çanakkale şehidi. Tabii bir aileden şehit olunca o ailenin nasıl zora ve dara düştüğünü en çok ailemde gördüm. İlk olarak ailemde gördüm. Onun sıkıntılarıyla gelen bir çocukluk, geçen bir çocukluk ve daha sonra da bu işte yaşam serüveninin devam edip giden bir şey oldu. Başlangıcı süreç, oldu. Süreç evet. Oldu. Bir şiirinizle isterseniz seslendirerek başlayalım. Tabii. Şiir konusuna gireceğiz. Yağmur kuşları. Bahardı, göğerdi dallarımız. Irmak boylarına yürüdük. İçimizde parıltılı güneşler, önümüzde düşlerimiz, adlarımızın ilk harfleri ağaç kabuklarında. Bir yağmur başladı ansızın. Kaçmak ne mümkün? Suçlusu bizdik bu baskının. Gökte çılgın bulutlar, sırılsıklam yürüdüğümüz yollarda telaşlı ayak izlerimiz. Yüzünde damlacıklar, büyülü bir düşle aralanmış kirpiklerin. Bir ağaç kovuğunda tüte tüte sokulduğun göğsüm. Nasıl da çocuk bu ilk yangınında. Bulanan sularla geliyor ırmak yalnızlığımızın üstüne. Köprüleri açtı, aşacak. Islak saçların yapışmış tenine, öpsen yangının bulaşacak. Bu delikanlı bahar anlıyor bizi ve gökleri kırbaçlıyor, yağsın diye bu yağmur sonsuza kadar. Evet, edebiyatta bir arayış yolculuğudur demişsiniz. Bu yolculuğa sizin şiir kitaplarınızla başlayalım isterseniz. İlk işim uyanmak, 1970. Evet. Uzun yollar yolcusu, 1978, pardon, Gelincik günleri var 1977'de, evet. Uzun Çalar 1979, Sanayi Çarşısı 1980, Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü almışsınız. Evet. Gecede Kanat Sesleri, Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü, Mansiyon. Evet. Çürüme 1986, Kod Adı Mansur 1993, Ceyhan Atıf Kansu Şiir Ödülü. Kirli Tarih 1993, 1993 Yunus Nadi Yayımlanmamış Şiir Ödülü. 1994'te aynı kitapla Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü almışsınız. Sevgiden Ötesi Cehennem 1995, 20. Yüzyıl Ağıtları 1996, Aşkların Gizli Defteri 1998, Aşka Bahar Yetmez 2001, Ra 2005, Kayık İklimler 2007, Sevgiler Kanarken 2012,
Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, Bir Senfonidir Yaşamak 2014, Çanakkale İçinde 2015. Benim için şiir, önce şiir diyorsunuz. İzmir için en çok şiir yazan şairlerden birisiniz. Neden önce şiir? Şimdi şiir sözün en arıtılmış, en damıtılmış olanıdır. Fazlalıklarından arındırılmıştır. Bunun için sözün özüdür şiir. Ve bunun için de insanlara çok kolay iletisini aktarabilir. Şimdi bizim geleneğimizde ise bu şöyle bir tarafı var bunun. Örneğin bizim atasözlerimiz ille kafiyeli olarak söylenmiştir. Düşünün, sözel bir dönem. Türk halkı yazıyla ne yazık ki çok geç buluşmuştur. Orta Asya'dan geldiğinde alfabesi yoktu. Evet. Yazıyla taşıyamadığı şeyi neyle taşıyacak? Göçebe bir toplum, çoğunlukla göçebe. Bu göçebe toplum sözle mesajlarını iletme yolunu şiirsel söylemle başarmıştır. İşte ayağını sıcak tut, başını serin, düşünme derin derin. Bunu böyle dediği zaman o sağlık öğüdünü size şiir biçiminde söylemiş, akılda kalıcı bir şekilde size aktarmış oluyor ve bu kulaktan kulağa gidebiliyor. Pek çok örnek verebiliriz buna. Manilerimiz de öyle. Evet. Şimdi bu anlayış toplumda yaygın olduğuna göre şiir en çok kitleleri etkileyebilen, kulakta kalıcı olması, bellekte kalıcı olması niteliğiyle iletileri kolayca aktarabileceğiniz, güzellikleri insanlara taşıyabileceğiniz en önemli sanat dalı olarak gözüktü bana. Bir de işte babamın bana şiirler okuması sayesinde şiirin eline doğmuş gibi oldum. O Tevfik Fikret'in çocuk şiirlerini, Haluk'un defterini, işte neydi, Şermin'i, hemen hemen tamamını ezbere bilirdi, okurdu. Ritmik bir okuyuşu vardı, söylemiştim. Ay dede, evin nerede, ince belde falan diye başlardı. Böyle tatlı anılarla büyüdüm. Öğretmenlerim bana o günün en önemli şairlerinden güzel şiirler ezberletirlerdi törenler için. Örneğin bir 10 Kasım'da, 1953 10 Kasım'ında öğretmenim, Menderes ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Enver Gökay bana Tavaf adlı bir şiiri ezberletti. Bu İbrahim Alaaddin Gövsa'nın bir şiiridir ve şöyle başlar. Bir milletin melalini söyler derin derin, derya önünde çırpınarak dolma bahçenin. Şimdi bakın, söyleyişe bakın. Evet. Akıyor şiir. Şimdi yıllar geçti, benim ustamdır. Atilla İlhan'la konuşuyoruz bir gün. Biliyor musun dedi, Atatürk için yazılmış en iyi şiirlerden bir tanesi İbrahim Alaaddin'in Tavaf şiiridir dedi. Ne diyorsun abi, ben onu ilkokul 4. sınıfta 10 Kasım anma törenlerinde okudum dedim. Şimdi bakın, böyle kapılar açılınca o kapılardan girmek düşüyor insana. Yani ailede o vardı, öğretmenlerimin yönlendirmesi. Sonra ortaokul, öğretmen okulu zaten şiire giriş dönemindir. Acemice de olsa o bir takım şeyleri karalamak insanın önünü açıyor. Ve cesur davranıp gözü kara gidiyorsunuz. O kötü şiirleri zamanla, kötü dizeleri aşıyorsunuz ve gerçek şiiri okuya okuya o şiire ulaşıyorsunuz. Evet. Üstünde yolculuk, durursanız ve çok tabii, okursanız. Yolculuk bu. Evet. Teşekkür ederiz. İsterseniz İzmir'e en çok şiir yazan şairsiniz demiştik. Bir İzmir şiiri seslendirelim. Sana geldim İzmir. Mavi düşlerin buğusu altında mahmurca gülümseyen şehrim. Sana geldim yine. Sabahın sofram olsun. İmbatın ürpertisiyle titrerken yapraklar. Avucuma insin kuş kanadı sevinçler. Denize bırakılmış mektuplardan sözcükler gibi. Dağlara çekilmiş türküler kadar uzak eski dostların gülümseyen yüzleri. Sokaklarına sıvanan gölgelerimiz can bulsun yeniden. Sana geldim İzmir, sana geldim yüreğim yelken. Bir beyaz bulut parçasıyım dağlarına düş uzaklığıyla çizilen.
Ötelerden geldim, uğultuydu iç denizlerim, kardelen müjdesi, papatya sevinci, ömrüm, gelinim, dallarımdır şimdi göveren, son limanım benim. İniyorum artık bu gemiden, rüzgarımla gireceğim sokaklarına, ürkek gün ışığı yol versin, gölgem düşsün kaldırımlarına. Foça ve İzmir, genelde de Ege bana Herodot'un deyişiyle yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurulmuş yerler olarak güzelliklerle dolu bir doğa ve yaşam sundular. Özgürlük soluyarak büyüdüm bu topraklarda. İnsanca olan şeylerle kazandığım ruhsal zenginlik, yoksulluk ve yoksullukları unutturacak yoğunlukta ve niteliktedir. Bu topraklardaki insanların genlerine işlemiş bu hoşgörü ve uyumluluk. O sıcacık dostluklar, sevgi ve içtenlik dolu arkadaşlıklar insanına göre şekillenmesini sağlıyor. Bunun için kendimi şanslı hissediyorum diyorsunuz. Evet. Öyküleriniz, Ömrün Issız Günleri 2001, Buğulu Camların Ardı 2007, Aşk İzleri 2014, Romanlar, Saklı Kimlik 2003, GDO Ülkesi, Gençlik Bilim Kurgu 2005, Robotlar Ülkesi, Gençlik Bilim Kurgu 2008, Yaz Arkadaşları, Karaçalı Çetenin İzinde 2010, Mağaradaki İskelet 2012, Farta Kartalı 2014, Mucizeler Çiftliği 2012 ve son romanınız Karaçor. Evet. Yolların Bittiği Yer 2017. Foça'yı ve Kozbeyli'yi biz sizin sayenizde tanıdık ve sevdik. Öykülerinizde ve romanlarınızda burada yaşayan insanların öyküleri var. Öykülerinizden ve romanlarınızdan bahsedelim mi? Tabii. Şimdi ben şiirde olduğu gibi öyküde, romanda da insanı temel alan bir şair ve yazarım. Herkes de öyledir de. Çünkü edebiyatın konusu öncelikle insandır. Ve insani değerleri öne çıkaran, toplumsal değerleri insanlara kavratmaya çalışan çabalar bütünüdür yazmak, üretmek. Ben de onu gözettim yazdıklarımda. Tabii ki insan en çok bildiği yerden başlar. En çok tanığı olduğu insanlardan yola çıkarak tipler yaratabilir. O daha kolaydır. Coğrafya da aynı şekildedir. Bulunduğu yer, konum. Örneğin Kurt öyküsünü yazdım ben Ömrün Issız Günlerinde. Amasya'da çalıştığım köyde kurt avcılarının onu nasıl yakaladığını anlattım ve nasıl köye getirip ona eziyet ederek öldürdüklerini anlattım. Bunu yaşamasam, orada görmesem yazamazdım. Kozbeyli'de, Foça'da pek çok olayı, ömrümün önemli bölümü orada geçtiği için ve oradan yetiştiğim için, coğrafyasını ve insanlarını çok iyi bildiğim için elbette ki Foça ve İzmir, az önce bir şiir okudunuz. İzmir'e dair bir dizemde gerçekten ben çok İzmir şiiri yazdım. Çünkü ömrüme düşen bir şehirdir İzmir. Sevdasına koşan bir atlı gibi geldim sana ben diyorum bir dizede. Hep öyle. İzmir'den ne zaman ayrılsam ona koşar gelirim. Böyle. Onu yaşamış olmak, oradaki insanları anlatmak adeta benim yaşamımdaki izleri aktarmak ve onları yüze çıkarmak oluyor. O zaman da hem sahici oluyor yazdıklarım hem de yaşanırlığı diğer insanlara, okurlara aktarılmış oluyor. O bakımdan benim yazdıklarımda Foça'nın, Kozbeyli'nin ya da yaşadığım tüm yerlerin, mesela Ali Jara'nın Kızı adlı öykümü Van'daki gözlemlerimden yazdım. Herkes Ali Jaro'nun kızına aşık. Ali Jaro'nun kızı İran'da bir köyde. Hayali bir kız aslında. Çünkü geçenlerde duydum birkaç ay önce bir arkadaşımdan. Aa dedi, ben Gürpınar'daydım. Orada da Ali Jaro'nun kızı diye anlatılıp duruyordu. Gürpınar nere? Özalp nere? Bunun gibi
yaşadıklarımızdan yola çıkarak yazdıklarımız eğer röportaj düzeyini aşmıyorsa sıradan bir şey olarak, izlenim olarak kalır. Evet. Ama onu öykü ve roman içinde yepyeni bir kimya olarak ortaya koyarsanız iş değişir, sanat eseri ortaya çıkar. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. İnsanlar kendi yaşadıklarını okudukları zaman kendi ortamlarını, kendi başından geçenleri kurguyla da olsa tabii ki öykü evet. ve romanlarda daha hoşuna gidiyor. Kendilerinden bir şeyler evet. buluyorlar. Bir seyahat sırasında duyduğunuz bir isimle başlayan bir roman öykünüz var. Karaço. Evet. Nasıl oldu bu? Bir seyahat sırasında bir isim duyuyorsunuz. Bu ismi bir sohbet sırasında tekrar duyuyorsunuz ve... Sadece seyahat sırasında da değil ama aklınızda öyle kalmış da şöyle bir şey var. Karaço bizim bu civarda İzmir, Kuzey Ege civarında üzeri Amerikan filmlerindeki arabalar gibi örgü, çubuklar hı hı. örgüsüyle örtülmüş at arabalarına verilen isim. Yük taşıyan at arabalarına verilen evet, isim. Yük ve yolcu. Yük ve yolcu. Hani kışın soğuktan ve yağmurdan, yazında güneşten koruyan, yolcuları koruyan bir şey. Karaço giderek benim kahramanım Fakı'nın takma adı oluyor. Öyle bir arabacılık yapıyor. Yaşamı bu. Ben Karaço romanında şöyle Karaço adlı romanımda çok fazla bilinmeyen Soma Cinge Köyü merkez olmak üzere kurulan, Soma'da kurulan Kuzey Ege cephesinin öyküsünü anlattım. 14 ay dayanmış tek cephedir. Bunun bilinmesi lazım. En uzun süreli dayanabilen bu cephenin öyküsü ne yazık ki Türk edebiyatında yoktu. Ben bunu işte Soma'daki kitapçı rahmetli Ertuğrul Altay abiden öğrendikten sonra yüzlerce sayfa okudum. Ne kadar bilgi, belge varsa elde ettim, ele geçirdim. Gittim Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'nden ve tanıdık, tanımadık herkesten bu konudaki bilgileri topladım. Tabii bir roman çerçevesinde tarihsel gerçeklikleri hiç saptırmadan ama diğer düşsel taraflarında kurguyla bu romanı ortaya koydum. Şu anda ilgi gören bir roman olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ondan önce Çanakkale İçinde adlı şiir kitabımı yazmıştım. 2015'te Çanakkale Savaşları'nın 100. yılında yayımlamış oldum. Rahmetli büyük şairimiz Fazıl Üstünü Dağlarca tam 50. yılında 18 Mart gününde yayımlamış Çanakkale Destanı'nı. Benimki 100. yıla denk geldi. Biraz tesadüf oldu. Baktım ki 100. yıl oluyor ve Çanakkale için biz bir şey yapmamışız. Ne büyük ayıp. Evet. Yani şairsin, deden Çanakkale şehidi ve bir Çanakkale kitabın yok. Oturup çalıştım, bunu yazdım. İnanın şu 128 sayfalık Çanakkale'yi, Çanakkale içindeyi yazabilmek için 4000 sayfayı didik didik ettim. 2000 sayfayı ayrıca taradım. O 4000 sayfadan 600-700 sayfayı belki 3 kez 5 kez tekrar elden geçirdim. Çıka çıka bu şiirler çıktı, bu kitap çıktı ama içim artık rahat. Çanakkale şehitlerine olan borcumuzu ödediğimi, benim kendi kişisel olarak kanım o, borcumu ödediğimi addediyorum. Kuvayi Milliye'ye ve Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerine borcumu ise vicdani olarak Karaço ile ödemeyi hedefledim. Onun için de çok araştırma yaptım. Burada zaten romanı okuyanlar hemen göreceklerdir. Araştırmaya dayanan tarafları çoktur romanın. Kurgusal tarafları da çok. Ön sözünde zaten bunu söylüyorsunuz. Evet. Onun için işin içine girdikçe ne kadar evet. derine gidildiğini, ne kadar evet. çok evet. bazı şeylerin unutulduğunu bunları göz ardı edildiğini. Bunları yazabildiğim için mutluyum. Bundan sonrası daha kolay diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten vicdani rahatlık insana ben yaptım bunu, ben bunu yazdım demenin mutluluğunu veriyor. O da içimi rahatlatıyor doğrusu. Değerli izleyenler, bir tarihi roman yazmak
gerçekten çok zor bir iş. Önce yüzlerce belgeyi tarıyorsunuz, bunlardan notlar alıyorsunuz, gerçekliklerini araştırıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş beyninizde bir kurgu başlıyor. Değil mi? Evet. Ne kadar sürdü bunun? Ona bakarsanız çok sürdü. Neden? Hazırlığı? Neden? Çok hareketli bir yaşamım vardı romana başladığım dönemde. İşte Bilgi Yayın Evi'nin Ege Bölge temsilcisiydim. İşte imza günlerimiz arka arkaydı. Muzaffer İzgü, ben, Hidayet Karakuş, diğer arkadaşlar Bilgi Yayın Evi'nde sık sık İzmir dışında imzalara gidiyorduk. İzmir içinde ayrıca gidiyorduk. Böyle olunca bazen bugün hangi şehirdeyim diye uyanırdım. Otel odasında düşünürdüm uyandığımda. Öyle bir süreç içinde romandan kopuyorsunuz, 3 ay 5 ay koşmuşsunuz. Tekrar başlayınca yeni baştan bazı şeyleri taramak, okumak gerekiyor. Hepsini yeni baştan, eyvah, nereden nereye getirmişim. Birçok çıkardığım yer oldu, tekrar tekrar ele almak ve en sonunda geçen sene bugünlerde çok yoğun bir çalışmaya girişerek bitirdim ve yayına teslim ettim. Uzun bir süreç aldı romanın yazılması. O yüzden yaşamımın çok yerleşik geçmemesinden yerleşeyim, bir yerdeyim. Her akşam aynı evde yatma şansına da sahip değildim o zaman için. Evet değerli izleyenler, okumanızı tavsiye ederim. Sürükleyici bir roman. Elinize aldığınızda bırakmayacaksınız. Geçmişten izler var. Aynı şekilde Çanakkale için gerçekten Türk insanının için Çanakkale unutulmaz bir destan. Dünya için bir destan aslında. Buradan da bir şiir okuyalım mı? Tabii buyurun. Şimdi düşsel bir şey, mektuplar var burada. Hı hı. Yazılmamış asker mektupları. Onlardan bir tanesini okuyacağım. Sevdiğim bir şiir. Askerin ağzından sevdiği insana, yazılmış, eşine, yazılmış ya da yavuklusuna, ya da annesine. Pardon, bu annesine yazılmış bir. Bir kınalı kuzunun annesine yazdığı seslenişi. Bir gün bir kelebek dönerse yanında yörende, bil ki o benim anne. O döne dursun, sen yine çiçekleri sula. Sardunya, karanfil, ıtır, gün batımında akşam sefası öpsün ellerinden. Arada bir okşa onları, kokularını duyayım ben. Güllerin tomurmuştur, kopar birini, gülistanın saçına tak. Gördün değil mi? Nasıl da yakışıyor bak. Bir gün bir kelebek dönerse yanında yörende ve kokarsa bin türlü çiçek, bil ki oradayım anne. Ne güzel. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bilmiyorum doğru mudur? Bir söylence vardır. Duydunuz mu bilmiyorum. Değerli izleyenler, Japonlar biliyorsunuz bu atom bombasından sonra yerle bir oldu. Çok geliştiler. Yeni yetişen gençliğe önce bu bombayla harap olmuş şehirleri gösterirlermiş. Sonra modern fabrikaları gezdirirlermiş. Nereden nereye geldiklerini anlatmak için. Sonra da o gençleri getirir, Çanakkale'yi adım adım gezdirirlermiş. Vatan böyle savunur, biz savunamadık diye. Bilmiyorum doğru mudur? Tabii ben de bunu duymadım ama Çanakkale'yi bilmeden vatanseverlik kolay kolay olmaz. Her Türk gencinin bence herkesin görmesi lazım, adım adım gezmesi lazım. Bir kez gezmek de yetmez. Ben işte 3 kez adım adım gezdim diyebilirim. 4.'de bir böyle son denetleme gibi, yazdıklarımla karşılaştırma gibi en az 4 kez adımladım oraları. Umarım görevimi yerine getirmişimdir. Evet. Bir şiir daha seslendirelim mi? Evet. Şimdi dedik ya yaşadıklarınızdan diye. Kömürcü Mihal. Bakışı kalmış bu tepelerde. Dedemin bağ komşusu Kömürcü Mihal'im. Kalimara Hüseyin dayı derken damının yıkığında bir baykuş özlemini çıkarıyor şimdi. Gecenin bilinmez bekçisi o kuhu. Sesinde sonsuz bir kırıklık ve kuşku. Hristo mu yoksa ötelerden Kalipsera diye seslenen bağ komşumuz Kömürcü Mihal.
kök kazıp kömür yakan adam. Kaçıp gitmiş istirdatta, sergisini bile toplamadan. Dedem ki bir garip Allah kulu, çürütmüş onca üzümü herhal. Yine gelir diye kömürcüm bir hal. Evet. Bu şiirde de yine yaşanmışlık var. Kendi çevrenizden aktardığınız bir duygu yani, var. Şimdi Kozbeyli bağların olduğu, bağcılığın güçlü olduğu bir köy. Kara üzüm, Foça karası üzümü egemen. Her tarafta o var. Hı hı. Bağ komşumuz, komşularımızdan ikisini çok anlatırlardı. Birisi Hristo, birisi Kömürcü Mihal. Kömürcü Mihal giderken dedem, adını taşıdığım dedem Saka Hüseyin'e takma adı o. Yemen'de 5 yıl sakalık yaptığı için askerliğinde. Hüseyin dayı sergim sana emanet demiş. İşte biliyorsunuz 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, 11 Eylül Foça'nın kurtuluşu. O günlerde bırakıp gitmiş. Dedem sergiye hiç dokunmadan sergiyi korumuş ama evine de alıp götürmemiş. Aldı da kendisi yedi sanırlar filan. Ya sahip laf çıktı. Söz olmasın diye. O üzümler orada çürümüş gitmiş. Bunu babam anlatırdı. Tabii ki orada çok büyük acılar var. Kurtuluş Savaşı her iki toplumda çok derin yaralar bırakarak geldi geçti. Yunanlıların yaptığı bir mezalim var. O son günlerde yerli Rumların da çektiği çok büyük acılar var. Ben onlara duyarlı olmaya çalıştım. Ve işte Mihal onlardan birisi. O duyarlılıklara da sahip çıkmak lazım. Bu duyguyu çok güzel aktarmışsınız bize. Bazen bir olay, bir durum, bir anı düşlerinizi harekete geçirir. Bazen de düşlerinizin yelkenlerini dolduran bir rüzgar alır götürür size. Baskıyı Durdur Usta, devlet tiyatroları repertuarını almış. Oyunlarınız. Evet. Çınar Dede, kendi çocuk kitabınızdan uyarladığınız oyun, devlet tiyatroları repertuarını almış. Oyunlar hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla oyunları yazdım ama hiçbiri sergilenme olanağı bulamadı. Devlet tiyatrolarının bir havuzu var. Hı. Denetimden geçen ya da işte kuruldan geçen o dramaturgların okuyup değerlendirip kabul ettikleri oyunlar bir havuzda duruyorlar. Rahmetli Dinçer Sezgin mi söylerdi bir oyunu için havuzda boğulmadan duruyorlarsa iyi filan derdi. Bizimkiler galiba boğuldu. Yıllar oldu. Ne alan, ne bakan, ne sergileyen var. O bakımdan devlet tiyatroları repertuarına alınmış olmak hiçbir şey ifade etmiyor. Bu acı bir şey aslında. Evet. Ama dön dolaş aynı oyunları oynamaktan da bıkmıyorlar. Bu da bir eleştiri konusu. İş kolaylarına geliyor. Rejisi belli, şeyi belli. Daha önceki deneyimleri var. Isıtıp ısıtıp öne sürdükleri yazarlar ve oyunlar var. Bu da bizim bir eleştirimiz olsun. Doğrudur. Evet. Duygu Özpandağ Yayman'ın Edebiyat Haber Net'te yayınlanan söyleşinizde öğretmenlik Hüseyin Yurttaş'ın çocuk edebiyatının zenginleştirilmesi için köprü olmuş. 1979 Dünya Çocuk Yılı olmasaydı aklımıza çocukların geleceği yoktu demişsiniz. Ama ben 1975'te başladım çocuk yazıda. Evet. Ben bir öğretmenim. Tabii ilk öğretmenlik görevini Van'ın Özalp ilçesinin bir köyünde yaptım. Aşağı Sağmallı, eski adı Nauşar olan köyde çalıştım. Daha sonra Amasya'da bir dağ köyünde, sonra Foça'da, pardon önce Ödemiş'te İzmir'de, sonra Foça'da köylerde öğretmenlik yaptım. O zaman çocuklarıma okutmak için İstanbul'dan mektupla kitap isterdim. Ödemeli gönderirlerdi, alır okuturdum çocuklarıma. O zamanlar çocuk edebiyatı yok denecek kadar zayıftı Türkiye'de. Birkaç masal derlemecisinin ötesinde özgün eser üreten yazar pek azdı. Bu eksiği daha o yıllarda, ilk öğretmenlik yıllarımda gördüm ve çocuk edebiyatı değiştirilmeli, geliştirilmeli, yeni ürünler, çocuğa göre ürünler vermeli, çocuğa görelik kavramına uygun eserler ortaya konmalı diye hep söyler, anlatırdım. Kimle konuşsam, canım çocuklar okumuyor ki filan diye geçiştirirlerdi. Ama sonra
işte 1979'da Dünya Çocuk Yılı nedeniyle bu konuya dikkat çekildi. Birçok ünlü yazarımız çocuk kitapları yazdılar ama çocuğa göre olmadı onlar. Olsun, o bir başlangıç oldu, kapı açıldı. Bugün Türkiye'de çocuk edebiyatı yeniden çok büyük bir alan olarak ortaya konuldu. Çok iyi, nitelikli eserler var. Sapla saman karışıyor bazen, bir takım şeyler de var. Değersiz şeyler de var ama ne olursa olsun Türk çocuk edebiyatı bir noktaya geldi. Ben 1975'te başladım. O da buradan sevgiyle anarım, saygıyla anarım. Cahit Çete, Büyük Yayın Dağıtım'ın sahibiydi. Emekli müfettişti kendisi. Tanıştığımızın 15. dakikasında bana birinci sınıflar için kitap yazar mısınız dedi. O zaman ben Yeni Asır Sanat sayfasında, siyasetin olduğu düşünce alanı sayfasında bir şeyler yazıyorum filan. Oradan biliyor adamı. Tanıştığımız andan sonra hemen başladım. O başlayış oldu. Zaten aradığım bir şeydi. Ve bugüne geldik. Bugün pek çok kitabım var. Çok sayıda kitabım var. Evet. Bizim zamanımızda okunacak kitap, öykü kitabı pek yoktu. Biz masallarla büyüdük. Evet. Ama daha sonra bu kapı açıldı. Şimdiki çocuklar bizden daha şanslılar. Evet. Gelelim çocuk kitaplarına. O kadar çok ki saymakla bitmez. Güvercin Kayaları. 5-10 tanesini saysak yeter. Yok yok. Hepsini sayalım. Eşekler Cenneti, Astronot Çekirge, Çınar Dede, Çamlı Kule'deki Giz, Beyaz Bisiklet, Uzaylılar Gelince, Cüceler Gezegeni, Sevgiyle Dönsün Dünya, 1992 Çankaya Belediyesi, Damar Dergisi, İlkbahar Ödülleri, Çocuk Şiiri Birinciliği, Kör Kaplan'ın Serüvenleri, Sakartay, Tavşancı Dede, Mavi Bilya, Akıllı Alabaş, Dağa Düşen Uçak, Küçük Telsizci, Irmak Çocukları, Deli Uçurtma, Küçük Balıkçılar, Kıyıdaki Tekne, Gülce Kızın Düşleri, Hınzır Çiçek, Sarı Bey, Konuşan Kukla, Aslan İbiş, Arkadaşım Cingo, Meraklı Maymun, Cingöz Balık, Hınzır Kelebek, Niyet Tavşanı, vesaire. Evet, vesaire. Gerçekten saymakla bitmez. En son Güneş Ülkesi'ndeki Gezi, Edirne Köprülerinden Yeditepe İstanbul'a, Hüseyin Yurttaş Tömer'in düzenlediği ankette en başarılı 10 çocuk yazar arasına girerek ödül almış. Böyle de ödüllü bir yazarsınız. 97'de çocuklar. Evet. 20 yıl olmuş. Evet. Öğretmen kökenli bir yazarsınız söylemiştik. Çocukları unutmamışsınız. Yine bir şiirle isterseniz devam edelim. Buz Mavisi. Evet. Sisleri geçtim, geliyorum. Hüznü sil, Ebru'lu günü ağart, yere göğün öpüştüğü buz mavisine yaz beni. Kurusun kirpiğindeki son damla, dinlensin yorgun gözlerin. Kış yolları bitti, yönüm sanadır. Yanan, yüzüne değen kuzey serinliğim. O uzak gecelerde özlediğin uzak sesim kapının önünde işte. Atılsan var ya, kollarım birden deniz, birden göğsümde çılgın dalgalar, artık seninleyim. Ateşlerden atladım, sulardan sektim, savrulan kül söylesin yangınımı. Buzullarda uzayan gölgem, sana uzanan elimdi benim. Geçmişe dönmek yok artık, adlarımızı bile değiştirelim. Sevgiyle yoğulsun sevincimiz, gökkuşağıdır önümüze açılan. Hadi altından geçelim. Bir vakıf çalışmanız var. Dilerseniz bu konuda da evet, biraz bilgi verin bize. Evet, şöyle. Bu şimdilik bir düş. Hı hı. Ama o amaçla yola çıktım. Bir vakıf kurabilir miyim? Onu geliştirip topluma yararlı işler yapacak bir hale getirebilir miyim? Onun peşindeyim. Fakat şu andaki olanaksızlıklarım beni biraz sınırlıyor, zorluyor. Onun için çaba harcıyorum. Kurabilir, başarabilirsem herhalde daha iyi olacak. Yani ne bileyim, eğitim kültür ağırlıklı bir vakıf
hedefliyorum. Ona göre de işte bir yayın evi kurdum. Adını da ona göre, vakıf kurulacak da yayın yapacakmış şeklinde. Yurttaş Vakfı olursa bunun adı Yurtvak Yayınları. İşte burada gördüğünüz şunlar, şu kitaplar. Çocuk kitapları. Onun ön çalışması olarak çıktı. Gelecekte bunlar vakfın yayını olarak devam edecek, yaşamını sürdürecek diye umuyorum. Başarabilirsem herhalde iyi şeyler yapacağız. Başaramazsam artık o da akim kalır, üzülürüm o zaman ama dilerim başarırız. İnşallah başarırsınız. Evet. Geçen programda sevgili Ahmet Günbaş'la birlikte dergiciliği ve dönemeci konuştuk. Evet. Dönemeç'te sizin de emeğiniz var. Evet. Evet, sizi dinliyoruz. Dönemeç, işte Ahmet de o gün anlatmıştır. 4 kişinin kurduğu bir dergi, 4 arkadaşlık. Biz ilk olarak Ali Rıza Ertan'la bu konuda yazışıyor, söyleşiyorduk. Kadri Sümer, Ahmet Günbaş katıldı aramıza ve Ali Rıza'nın önerdiği Dönemeç adını benimseyerek yola koyulduk. Dönemeç İzmir'de 92 sayı toplam aralıklarla da olsa yayımlanan bir dergi oldu. Ama içeriği ve gençlere sahip çıkmasıyla bir de tutarlılığıyla farklı bir dergi olduğu için derin bir iz bıraktı. Geniş bir yankı uyandırdı. Halen de sık sık Dönemeç'ten söz edildiğini görmek bizi mutlu kılıyor. Evet. Başka bize söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Yok. O zaman öpüldünüz efendim. Öpüldünüz efendimle kapatalım isterseniz. Evet. Değerli konuklarımız, değerli izleyenler, programımızı burada sonlandıracağız. Sevgili Hüseyin Yurttaş, kendisiyle özdeşleşen bir şiiri seslendirecek. Öpüldünüz efendim. Buzul günlerinin çözüldüğü mevsimdi. Şiirler gibi akıyordu ırmaklar. Çekildi iğreti yollar ayaklarımızın altından. Saat İzmir sularıydı. Öpüldünüz efendim. Herkes bir başınaydı, nedense biz ikimizdik. Sokaklar yalın ışıklarla yıkanıyordu. Özlemin kabarmış köpüğü yüreklerimizde. Saat İzmir sularıydı. Öpüldünüz efendim. Sözcükler nereye kaçmışlardı öyle? Neden susmalarla doluydu o uzun yürüyüşümüz? Şehir mi ıssızdı? Biz mi kimsesizdik? Saat İzmir sularıydı. Öpüldünüz efendim. Kanlı yaşantıları tanımıştık, sınanmıştı sergimiz. Eksik değildi yine de içimizden bulutları. Kendi dallarımızı savurup kıran fırtınaların. Saat İzmir sularıydı. Öpüldünüz efendim. Kırgındı ömürlerimiz hiçbir şeyi değiştiremediğimizden, içten içe yaşadığımız pişmanlıklarla. Kaç baharın gülü solmuştu yüreklerimizde. Saat İzmir sularıydı. Öpüldünüz efendim. Değerli izleyenler, bir programımız daha sona erdi. Bu programımızda sevgili Hüseyin Yurttaş konuğumuzdu. 15 gün sonra başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.